Merhabalar herkese. Sea of Thieves'de yeni bir special event açıldı oyunda. Son update'le beraber oyuna eklenmişti ancak kilitli durumdaydı. Şimdi kilit açıldı ve bugün bu event'i yapmaya başlayabiliyoruz. Bu event'i yaptığımızda ne kazanıyoruz? Bize bazı özel Order of Souls silahları verecek bu görev sayesinde. Hemen onları bir göz atalım ve nasıl yapılacağı hakkında size öğrendiğim kadarıyla bu olayı anlatayım. Şimdi tava bastığımızda Pirate Log kısmına geliyoruz. Burada Season 1 girdiğimizde de event kısmı var. Event'e geliyoruz. Günlük eventler, var olan eventler, bu genel olarak hep duran eventler bunlar. İşte cuma geceleri Fort of the Fortnite vesaire gibi. Ve burada special event kısmı var. Buraya bastığımızda Champions of Souls, yani şampiyonların ruhları isimli bu yeni görevi görüyorsunuz. Burada diyor ki işte kuru kafaları patlatmada Order of Souls'a yardım edin. Ve de işte bu eventin içine siz de dahil olun istiyorlar. Gördüğünüz gibi eventi bitirmek için sadece 14 günümüz var. 14 gününe açılmış bir etkinlik bu. 14 gün içinde bitecek. Dolayısıyla bu 2 hafta içerisinde bu etkinliğin gerekli olan şeylerini yapıp bize vereceği ödülleri almamız lazım. Burada ne diyor? Champions of Souls Challenge diyor. Burada bazı bize challenge'lar verecek. Bu challenge'ları başardığımız takdirde de bunun karşılığında bize kılıç, tabanca, pompalı tüfek ve sniper skinlerini hediye edecek oyun. Ne diyor burada? Soul Fragment puanlarına ulaşman lazım diyor bu event boyunca. Bunları nasıl yapacağımıza da girelim. Şimdi olayın özü şu. Ben gördüğünüz gibi 100 puan topladım şu ana kadar. Ve de bir sonraki ödülüm benim bu sniper almak. Burada ilk başta event hakkında bilgi ve ödüller diye bir kısım var. Buraya giriyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Ne diyor? İşte ölüleri yenerek onlardan ruh kırıntılarını toplayın diyor, alın diyor ve böylece de kazandığınız ödüllerle de bu şey kazandığınız puanlarla da bu ödülleri alabilirsiniz diyor. Şimdi burada sıra sıra ödüller var, 5 tane. Bunlardan birincisi bu kılıç, Ahead of Start dediği. Bunu yapmak için 50 Soul Fragment dediği, yani ruh kırıntısı toplamamız lazım. Pistol için 100, Sniper için 200, Pompalı 350 ve sonunda da Hoarder of Souls diye bir title veriyor bize. Bu title'ı kazanmak için de 500 yapmamız lazım. Bu title'la ne alıyoruz? Bilmiyorum şu an için. Bunu öğreneceğiz. Ama burada bir özet olarak yazmış. Zaten hepsini yazıyor. Battle Skeletons. Yani savaşçı iskeletler ve hayalet gemileri hallederek Soul Fragment'ları, yani ruh kırıntılarını toplayabiliyormuşuz. Şimdi ben şu ana kadar 100 topladığım için bende bu kılıç ve bu pistol var. Hemen göstereyim şu anda elimde. Böyle enteresan, oyunda daha önce görmediğimiz tarzda bir kılıç. Şekil olarak. Ve de bu pistol. Bunu ben oyun içi görüntülerini şey yaparım. Bu pistolü biraz kullanma şansım oldu. Güzel bir pistol. En azından eğimi vesairesi güzel bir şekilde gözüküyor, anlaşılıyor. Dediğim gibi bu iki silahı elde edebiliriz. Peki bunun için ne yapacağız? Yine geliyorum bu kısma. Season 1. Events. Special Events. Champions of Souls. Challenge'lar. Şimdi bu challenge kısmında şurada gördüğünüz gibi 4 gün kaldı diyor sadece. 4 günlüğüne bize bonus veriyor. Bu kısımlar bonus puan demek. Ne demek bu? Bunları açıklayayım ben size. Yani 4 gün sonra ne olacağını şu an için bilmiyorum. Yeni şeyler mi gelecek? Muhtemelen yeni bonus puanları eklenir buraya. Bonus almanız gereken challenge'lar eklenir. Ama eklenmezse de eklenmez gibi düşünerek bence bu 4 gün içerisinde şunları hemen hallederek 500 puana hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Neymiş? İlkine bakalım. Her öldürdüğünüz, her patlattığınız hayalet gemi size 2 tane şu puandan verecek. Ruh kırıntısı verecek. Yani bu ne demek? Flameheart veyahut da işte Ghost Ship Voyage görevlerini yaptığınız sırada orada her batırdığınız, her patlattığınız, yok ettiğiniz hayalet gemisinden 2 puan, 2 puan alacaksınız. Bu birinci bonus. Ve bu sadece bir eventlik değil. Sadece bir kere Flameheart görevini bir kere yapmıyorsunuz bunu. 4 gün boyunca her öldürdüğünüz iskelet gemisinin, şey hayalet gemide 2 puan alacaksınız. İkinciye geldiğimizde bunu ben yaptım. Şimdi bunun görüntülerini ekleyeceğim ben videoda. Her bir iskelet kaptanı öldürdüğünüzde 20 Soul Fragments alıyorsunuz. Bunu aynı zamanda işte Order of Souls'un Bounty Voyage'larında ya da işte doğal bir şekilde adalarda, bazen gittiğiniz adaların kenarlarında kaptan iskeletler geziyor ya, böyle kırmızı bosslar. Şans eseri suda geçerken sahilde görüyorsunuz, öldürüyorsunuz. Onlardan da size bazı hazine haritaları çıkıyor falan. Onlar da olur diyor. Veyahut da gidip Order of Souls Bounty, yani bir voyaj alırsınız Order of Souls'dan ve bunu yaparsınız diye. İki opsiyonu var. Ben Order of Souls voyajını aldım, ekledim ve gittiğim ilk adada bana yaklaşık 4 tane falan Captain Skeleton çıktı. Ve onları öldürdüğümde de 80 puan gibi bir şey toparladım oradan. Dolayısıyla
Bu görevin, bu puanları kasmanın kolay yollarından biri Order of Souls Voyager'larını yaparak Kaptan Skeleton'ları, yani kırmızı renkli özellikle iskelet kaptanlarını bulduğunuzda, öldürdüğünüzde 20 puan geliyor. Ve bu bir Voyager'lık değil, her öldürdüğünüz Kaptan Skeleton'da 20 puan, 20 puan, 20 puan alıyorsunuz. Yani bir Voyager esnasında 6 tane öldürüyorsanız bu sizin buradaki puanlarınıza 120 ekleyecek demektir. Zaten 500'e geldiğinizde de bu eventi tamamlamış olacaksınız. İkinci sayfaya geçiyorum. Burada ne diyor? Ashen Guardian veyahut da Ashen Key Master öldürdüğünüz takdirde size yine bedava 25 ruh kırıntısı veriyormuş. Dolayısıyla yine işte Skeleford yaptığınızda çıkan Ashen Guardian veya Ashen Key Master veyahut da adaları yine kenarlarından geçerken gördüğünüz Ashen Guardian'lar, Ashen Key Master'lar, bunları öldürdüğünüz takdirde 25 puan alacağınız aklınızda olsun. Ve bu her öldürdüğünüzde bunu alacaksınız ta ki gördüğünüz gibi şu 4 gün içerisinde, 4 gün sonra bitecek bu. 4 günlük bonus var. Bu bonusu iyi değerlendirin. Yine burada ne yazıyor? 50 bedava ruh kırıntısı alabiliyoruz. Herhangi bir Ashen Winds eventinde çıkan Ashen Lord'u öldürdüğümüzde yine bu 50 puan alıyoruz. Veyahut da Skeleton Fort'ta çıkan Skelet Lord'larından herhangi bir tanesini öldürdüğümüzde, yani bu şey demek istiyor. Ashen Winds görevine gittiğinizde Warden Chi, Old Horatio falan farklı bosslar geliyor ya, hangisi olsa olsun öldürdüğünüzde 50 puan alacaksınız diyor. Yine aynı şekilde Skeleton Fort'ta da hangi boss gelirse gelsin bunlardan 50 puan alacaksınız diyor. Bu da aklınızda olsun, bir bonus da burada. Yani bu Skeleton Fort yaptığınızda burada çıkan Kaptan Skeleton'dan 20 işte Ashen Guardian veya Ashen Keymaster, bunlardan biri kesin çıkıyor zaten. Bunlardan biri çıktığında 25, ayrıyetten boss'u öldürdüğünüzde 50 alacaksınız. Yani oradan muhtemelen siz 100 puana yakın bir puan Skeleton Fort eventinden kazanacaksınız demektir bu. Ve de sonuncu kısma geldiğimizde, bu kısımda Flameheart. Yani Flameheart'ın yelkenlerini taşıyan gemileri, yani Flameheart öncesine gelen o bosslar var ya, onları ve Burning Blade'i öldürdüğünüz takdirde 50 puanı kazanacaksınız diyor, bonus size. Dolayısıyla Flameheart yapmanın da ayrı bir bonus var. Çünkü hem bossları öldürüp eventi bitirdiğinizde 50 puan alacaksınız, hem de her öldürdüğünüz hayalet gemide artı 2 artı 2 alacaktınız. Bir önceki sayfada şurada gösterdiğini de düşünürsek, ki Flameheart eventinde gerçekten 20'ye yakın da hayalet gemi patlatıyoruz herhalde. Böyle düşündüğünde boss'la beraber 50'yi de kattığınızda burada da bir 100'e yakın puan toplayabilirsiniz bu eventlerde. Böyle, bunun dışında anlatacağım aslında çok da fazla bir şey yok. Şu 4 günlük bonusu iyi değerlendirin. Bence zaten bir günlük iş bu. Hatta birkaç saatlik iş. 2-3 eventte halledebileceğiniz bir şey. Veyahut da Order of Souls görevleriyle çok hızlı yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi bir tane adada 80 puan topladım Order of Souls Voyage'ında. Atıyorum 2-3 tane Order of Souls Voyage bitirdiğiniz takdirde muhtemelen zaten puanınızı 500'e ulaştıracaksınız ve bütün bu ödüllerin hepsini alacaksınız. Bu tarz şeyler oyunda limited, yani kısıtlı bir süre içerisinde oyunda kalıyor. Daha sonrasında herhangi bir şekilde silah dükkanlarına bu silahları eklemeyebilirler veyahut da bir daha bu ödülleri vermeyebilirler. Dolayısıyla bunlar ileride değerli silahlar haline gelebilir. Bu skinler değerli skinler haline gelebilir. Kimsede olmayan şeyler haline gelebilir. Dolayısıyla bu eventi bir gününüzü ayırıp çok kolay bir şekilde yapıp bu ödülü alarak işi bitirebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.